Sevgili dostlarım merhaba. Yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Videoma hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi günü, gündemi, özellikle ekonomiyi sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Bir önceki videomda biliyorsunuz Reuters haberinden bahsetmiştim ve aslında kamu bankalarının 1 milyar dolar değil, bir hafta içerisinde 4,5 milyar dolar sattığıyla ilgili haberin ayrıntılarını sizlerle paylaşmıştım. Bu haberi paylaşırken de çok kısa olarak bir konudan bahsetmiştim sizlere. Seçim acaba ertelenebilir mi? Evet, 20 Haziran'da seçimlerin ertelenmesiyle ilgili bazı dedikodular piyasada dolaşmaya başladı. Bunlar çok korkutan dedikodular. Öncelikle bunun altını çizmek istiyorum sevgili dostlarım. Böyle bir şey gerçekleşebilir mi? Burası Türkiye, her şey olabilir. Bunu söyleyebiliriz. Ama böyle bir şeyin olmasının çok büyük yan etkilerinin olacağının da altını çizmek gerekiyor. Bir önceki videomda da söylediğim gibi bu konunun detaylarını sizlerle paylaşacağım sevgili dostlarım. Bu tevatürler, bu dedikodular neden kaynaklanıyor olabilir, neden bunlar konuşuluyor olabilir sorusunun öncelikle kısaca cevabını birlikte arayalım isterseniz. Gayet basit nedenleri var aslında sevgili dostlar. Biliyorsunuz YSK'nın kararıyla İstanbul seçimlerinin tekrarlanması istendi. Daha doğrusu öncelikle iptal edildi ve İstanbul seçimleri tekrarlansın denildi. Oysa ki zarftan 4 pusula çıkmıştı. Bu 3 pusula geçerli, 1 pusula geçersiz konusu da epey tartışılmıştı sevgili dostlarım. Ama günün son itibarıyla 23 Haziran'da seçimler tekrarlanacak ve İstanbul seçmeni bir kez daha sandık başına gidecek. Yani ekonomiyle ilgili sıkıntılarımızı çözmek yerine bir iki ay daha ertelemiş olduk sevgili dostlarım. Bu iki ayın bize çok ciddi maliyetleri olacak ki bu maliyetleri geçtiğimiz günlerde çok net bir şekilde gördük sevgili dostlarım. Neydi bunlar? Bir kere dolarda çok hızlı bir şekilde yukarı hareket yaşadık. 6.25 seviyesine kadar yükseldi. Yükselmeye devam edecekti ama kamu bankaları, yine Reuters kaynaklı haberlere dayanarak söylüyorum, kamu bankalarının Asya piyasalarının en sığ olduğu zamanlarda yaptığı satışlar nedeniyle dolar hızlı bir şekilde gevşedi ve 5.98'de hafta sonuna girdi. Sevgili dostlarım, tekrar altını çizerek söylüyorum. Yine Reuters'ın haberine göre aslına bakarsanız 1 milyar dolar değil, hafta boyunca kamu bankaları tarafından tam 4,5 milyar dolar satılmış. Yani aslında kamu bankalarının değil, Merkez Bankası'nın rezervleri tam 4,5 milyar dolar daha erimiş. Bunu çok daha net bir şekilde göreceğiz. Diğer taraftan yabancıların güveni bir kez daha sarsıldı. Çünkü Forex piyasasında işlem yapan pek çok büyük yabancı yatırımcı vardı. Bu yabancı yatırımcıların çok ciddi zararlara uğramasına neden oldu bu hareket? Neden diyeceksiniz? Çünkü bu saatlerde yapılan yüklü satışlar nedeniyle stoplar da harekete geçti ve stopların harekete geçmesiyle birlikte pek çok yatırımcı ters pozisyonda kaldı ve bunun yüzünden de ciddi zararlara uğradı. Bütün bunları bir kenara bırakıyorum. Yani yabancıların ne kadar zarar ettiği etmediği beni çok da fazla ilgilendirmiyor. Önemli olan şey şu: dolardaki bu düşüş kalıcı mı olacak, yoksa daha önce yaptığımız gibi 5.25'lere kadar çekmişti biliyorsunuz piyasayı Merkez Bankası ve sonrasında aynı gerilmiş bir ok gibi tekrar yukarıya doğru fırlamış ve 5.70-5.80 noktasında kendisini sabitlemiş. Gelen olumsuz haberlerle birlikte de tekrar kendisini altının üzerine atmıştı. 6 ile 5.95 arasında gidip gelirken YSK'nın kararı sonrasında da çok sert bir hareketle 6.25'e kadar yükselmişti sadece 2 gün içerisinde. Şimdi de aynı senaryoyu yaşayacaksak bu bizde çok daha büyük kalıcı hasarlar doğuracaktır ve doların çok daha hızlı bir şekilde yukarıya çıkmasına sebep olacaktır. Biz seçimlere tekrar geri dönelim sevgili dostlarım. Seçimlerin tekrarlanması konusu mümkün mü? Tekrar altını çizelim. Burası Türkiye, her şey mümkün. Ama eğer ki seçimler tekrarlanırsa dolar artık hiçbir şekilde kontrol edilemeyecektir. Yani Asya piyasalarında yapacağınız satışlar da engellemeyecektir. Piyasaya bundan sonra repo faizini 3 ayda ertelesiniz, yine de doların düşmesini sağlayamayacaksınız ve tabii ki zorunlu karşılıklar silahı da çok fazla işe yaramayacaktır. Geriye
tek bir silah kalacak belki politika faizi. Politika faizini de yukarıya çekmek, biraz daha arttırmak piyasayı son derece daraltacaktır. Hem konut piyasasının hem de reel sektörün iyiden iyiye darboğaza girmesine neden olacaktır ki bu da dönüp dolaşıp yine finans sistemini vuracaktır. Ve finans sektörünün de ciddi kayıplarına ve bir sonraki aşamada batık kredilerin artmasına ve yine bir sonraki aşamada da finans sisteminin krize girmesine neden olacaktır. Eğer ki finans sistemi bir krize girerse sevgili dostlarım, bu ekonomik kriz anlamına gelir. İşte o zaman piyasalarda çok daha sert hareketleri görmeye başlarız. Hem dolar cephesinde, hem euro cephesinde, hem sterlin cephesinde, hem altın cephesinde ve hem de fiyatlar cephesinde. Yani bizim günlük olarak kullandığımız her ürünün fiyatlarının çok ciddi oranda arttığını görürüz. Dolara bağlı olarak, çünkü biz ithalata bağımlı bir ülkeyiz. Seçimler ertelenecek dedikodusu neden çıkıyor? Gayet basit bir cevabı var sevgili dostlarım. Çünkü anketler gösteriyor ki, bunlar AK Parti'nin önüne gelen anketler aynı zamanda. Anketler gösteriyor ki tüm çabalara rağmen Ekrem İmamoğlu'nun oyu giderek artıyor. Hatta AK Parti'ye, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren önemli bir kesim de yapılanın haksızlık olduğunu düşünüyor ve oyunu İmamoğlu lehine çeviriyor. Bunların hepsi çok fazla konuşulmaya, çok fazla dillendirilmeye başladı. Dolayısıyla AK Parti kurmayları ve tabii ki konunun başında olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu tabloyu görüyor. Tablo gerçekten böyle büyük farklarla seçimin kaybedileceği şeklinde netleşirse Sayın Erdoğan'ın önünde, büyük ihtimalle ayın 20'sinde dedikodu olan bu seçim erteleme işi kesinleşebilir. Ya bu durumda bizim tekrar seçim yapmamıza gerek yok. İşte bir de kayyum atadık zaten. O kayyumla yolumuza devam edeceğiz. Seçimleri de birkaç ay daha erteleyip bundan sonraki süreçte ekonomiye odaklanacağız şeklinde bir söylem geliştirilebilir. Böyle bir söylem geliştirilirse ne olur sevgili dostlarım? Çok net bir şekilde söyleyeyim. Uluslararası arenadaki bütün güvenirliğimizi kaybederiz. Uluslararası arenada Türkiye'nin hukuk sistemi ve demokratik yapısı çok ciddi bir şekilde sorgulanmaya başlar. Bundan sonra galiba Türkiye'de seçim olmayacak ve seçim olmayacağı için de tek adam rejimliğine Türkiye gidiyor konusu da çok fazla dillendirilecektir. Avrupa basında ve dünya basında. Türkiye'de de güven kaybı iyiden iyiye artacaktır. Hem tüketici güveni düşecektir, hem de vatandaşın devlete ve hükümete olan güveni düşecektir. Çünkü vatandaş en azından şunu biliyor. Her ne olursa olsun elimde bir seçim silahım var. Eğer ki bana bir yanlış yapılırsa ben bunları oy kullanarak düzeltebilirim. Ama eğer ki vatandaş bu silahının da, yani oy verme hakkının, seçme seçilme hakkının ya da seçimle adayını belirleme hakkının da elinden alındığını görürse bu ciddi bir araz yaratır. Tabii bu işin siyaset tarafı. Biraz da ekonomik tarafına bakalım. Sevgili dostlarım, bir kere çok ciddi bir yabancı çıkışı olur Türkiye'den. Öncelikle borsada çok daha sert satışlar görmeye başlarız. Ki aslında bu dedikodu yayıldıkça borsadaki satışların artacağını düşünüyorum. Yani bu karar açıklanmasa bile net bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bahçeli ya da AK Parti ya da Milliyetçi Hareket Partisi yetkilileri çıkıp da yok kardeşim bunlar dedikodudan ibaret şeyler demez ise ciddi anlamda bir güven kaybı oluşacaktır ve borsada yabancı satışı artacaktır sevgili dostlarım. Bunun yanında yerli satışı da artacaktır tabii ki. Yani yabancılar eğer ki burada bir fırtına başlatırsa buna yerliler de eklenecektir ve borsada keskin düşüşler göreceğiz böyle bir durumda sevgili dostlarım. Borsadaki bu keskin düşüşler dolara yansıyacaktır. Çünkü buradan çıkan para TL'de kalmayacaktır. Dolara dönecektir, dolar talebi gelecektir. Merkez Bankası rezervlerini zorlamasının yanı sıra piyasada dolar fiyatlarında çok hızlı bir şekilde yukarıya hareket etmesine neden olacaktır. Doları bir anda 7 liranın üzerinde görebiliriz sevgili dostlarım. Bakın bu sözümü unutmayın. Bu dedikodu daha da çok konuşulmaya başlanırsa ve hükümet tarafından inkar edilmezse
dolarda çok hızlı bir yükseliş görebiliriz. Aynı şekilde tahvil faizleri de yukarıya hareket etmeye devam eder. Bakın 2 yıllıklar 26-27 seviyelerine kadar yükseldi. Bu söylentiyle birlikte bir anda biz %30'lar seviyesinde 2 yıllık tahvil faizi görebiliriz. Yurt dışında CDS'ler 487 seviyesinde 487 baz puandan bir anda 500'ün üzerine kendisini atabilir. Swap piyasasında artık dolar-TL değişimi çok daha zor hale gelebilir. Yabancının talebini çekemeyebilir. Diğer taraftan borçlanmalar zorlaşmaya başlayabilir. Türkiye'nin çok kısa vadede ödemeleri var. Hem özel sektörün hem de kamunun ödemeleri var. Bunları çevirebilmesi için borç bulması gerekiyor. Bu borcu bulması çok daha zor hale gelebilir, hatta bulamayabilir. Zaten bulamıyoruz, daha da zorlaşacaktır iş ve çok büyük faizlerle borç bulmak için tefecilerin kapısını çalmak zorunda kalabiliriz sevgili dostlarım. Bakın, bir seçim erteleme nedeniyle başımıza gelecek işlerden bahsediyorum sizlere. Zaten seçim iptalinin Türkiye ekonomisini nasıl bozduğunu hep birlikte gördük, hep birlikte tanık olduk. Hele ki bunun üzerine seçim ertelemesiyle ilgili bir gelişme yaşanırsa, inanın çok daha büyük şokları birlikte görürüz ve işte o zaman zaten ekonomik krizin içine girmiş oluruz. O ekonomik krizin içinden çıkmak da inanın bana çok ama çok zor olacaktır. Bu nedenle hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin hem de AK Parti'nin konuyu bence bu açıdan bir kez daha değerlendirmesi çok önemli sevgili dostlarım. İstanbul'u kaybetmemek uğruna İmamoğlu bizim önümüzde, İmamoğlu bize fark atabilir, İmamoğlu bu seçimi kazanabilir, onun için biz seçimleri erteleyelim, hiç bu riske girmeyelim uğruna, bakın ekonomi çok kötü bir şekilde feda edilebilir. Eğer ki bu adım atılırsa inanın Türkiye ekonomisi belki 10 yıl kendisine gelemeyecektir. Sevgili dostlarım, bir senaryo daha, bir soru daha. Diyelim ki İmamoğlu bazı anketlerde söylendiği gibi seçimleri %4, %5 farkla kazandı. Böyle bir durumda ne olur? Böyle bir durumda elbette ki erken seçim konuşulur. AK Parti'nin en büyük kaygısı da belki de bu sevgili dostlarım. Bu videomun da sonuna geldik. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Videomuzu sevdiklerinizle mutlaka paylaşın ve yorumlarınızı da bekliyorum sevgili dostlarım. Hoşça kalın.